Gönlünüzde bir cumhurbaşkanı adayı var mı? Ben. Siz mi olacaksınız? Kendim, çünkü hukukçuyum. Tayyip Erdoğan. Devam mı? Evet. Ekonomi peki nasıl? Biraz sıkıntıda değil mi şu anda? Çok sıkıntıda, biraz değil. Halkımın vermiş olduğu oyları göreceğim. Ben bunu yalnız başıma şey yapamayacağım, açıklayamayacağım. Kafam çok karışık. Bir üniversite öğrencisi olarak kafam çok karışık. İstanbul Belediye Reisi. Ekrem İmamoğlu mu? Evet. Şu anda çok konuşulmuyor. Konuşulmasın, yakışıyor. Neden onu istiyorsun? Bir kere parası var, ihtiyacı yok. Gönlünüzde bir cumhurbaşkanı adayı var mı? Tabii benim Erdoğan'dır. Devam mı? Tamam, devam. Şu anda biraz ekonomik... Onu. Ekonomik beni ilgilendirmez. Yağ bulamadığımız zamanlar vardı. Şeker bulamadığımız zamanlar vardı. Yine buna şükredelim. İmamoğlu. Sizin de mi? Hayır. Ben de büyükşehir belediyelerden bir tanesi olabilir. İkisi de fark etmez. Var. Kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden? Birçok kişi birçok kez kaybetti. Yine kaybeder diyor. Yok, şu an kazanacak yani. Altı partinin birleşmesiyle eğer Tayyip Erdoğan'ı yenemeyecekse ben bir şey demiyorum artık. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Hiç benim şeyim yok, alakam yok. Burada yaşamıyor musun? Burada yaşamıyordum. Ermeniyim. Yani ne Ermeniyim? Senin cumhurbaşkanı adayın. Suriye var. O gönlümde var, Kılıçdaroğlu var ya. Nasıl sizce kazanabilir? Üst adam, temiz adam, çalmaz, çırpmaz. Halka eşit, millete eşit, dünyaya eşit. Atatürk ülkelerine bağlı benim gibi. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Birincisi seviyorum. İkincisi insan haklarına, demokrasiye bakış açısını seviyorum. Mansur Yavaş olabilir. Neden? Yani o bana daha akılcı geliyor. Bir tane cumhurbaşkanı var zaten. Devam mı? Aday yok başka. Recep Tayyip Erdoğan mı adayınız? O. Karşısındaki kimse var mı? Yok, daha belli değil. Ekrem İmamoğlu'nun hizmetlerinden memnun değilsiniz anladığım kadarıyla. O hizmet etmemiş ki memnun olalım. Arkadaş zaten beni çekmiyor. Teşekkür ederim. İnşallah gönlümüzden Mansur Yavaş geçiyor. Neden onu istiyorsun? Daha adaletli olduğunu düşünüyorum. Ankara'da uyguladığı politikaları beğeniyorum. Gazete yazar ekranlarından herkese merhaba. Bugün Beşiktaş'tayız. Vatandaşlara gönüllerindeki cumhurbaşkanı adayını soracağız. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ben İrem Karataş, İçimizden Biri başlıyor. Gönlünüzde bir cumhurbaşkanı adayı var mı? Var. Kimdir? İstanbul Belediye Reisi. Ekrem İmamoğlu mu? Evet. Şu anda çok konuşulmuyor. Konuşulmasın, yakışıyor. Neden onu istiyorsun? Bir kere parası var, ihtiyacı yok. Çalmaz mı? Bence çalmaz. Sıcak, bir de akıllı. Yeter. Gönlünüzde bir cumhurbaşkanı adayı var mı? Tabii benim Erdoğan'dır. Devam mı? Tamam, devam. Şu anda biraz ekonomik... Onu. Ekonomik beni ilgilendirmez. O geçici bir dönemdir yani. Muhakkak düzelecek yani. 20... Düzelecek mi ekonomi? Geçti. Elbette düzelecek yani. Herkes bize saldırıyor. Yani bugün 20 senedir bir cumhurbaşkanı Türkiye'yi yönetiyor. Birazcık da sıkıntı çekelim ya. Ne olacak yani? Neden saldırıyorlar sizce? Bir anda kendimizi düşürmeyelim yani. Ülkemizi düşünelim biraz. Umutlu mu olalım? Tabii yani benim umudum sonsuza kadar ona güveniyorum ya. Yani. Neden saldırıyorlar sizce? Tabii çünkü sen açılıyorsun Osmanlı şeyini, hayalini kuruyorsun. Onlar ister mi bunu? Osmanlı hayali kurmak derken? Yani gelişiyorsun, sanayisi olsun yani her şeyle açılıyorsun yani, dünya açılıyorsun yani, güç oluyor, süper güç oluyorsun yani, bunu istemezler yani. Gönlünüzde bir cumhurbaşkanı adayı var mı? Yok. Neden? Yurt dışında yaşıyorum, daha yeni geldim, o yüzden daha şey yapamadım. 2023 seçimlerinde oy kullanacak mısınız? Kullanacağım. Peki nasıl buldunuz burayı? Uzun süredir burada değil misiniz sanırım? Vallahi değilim, evet. Nasıl burası? Vallahi yiyecekler çok güzel. O kesin. Pahalılık var mı peki? Pahalılık felaket. İmamoğlu. Sizin de mi? Hayır. Siz kimi istiyorsunuz? Ben de büyükşehir belediyelerden bir tanesi olabilir. İkisi de fark etmez. Mansur Yavaş ya da İmamoğlu mu? Neden? İkisini de seviyorum. Güzel çalışıyorlar, dürüstler. Her şeyi açık yapıyorlar, hizmetlerini. Halkla beraber paylaşıyorlar harcadıklarını, yaptıklarını. O yüzden dürüst insanları seviyorum. Onları da seviyorum. İkisini de seviyorum. Mansur Yavaş'ı da seviyorum. Peki mevcut hükümetin neden değişmesi gerektiğini düşünüyorsun? Hayat çok pahalı. Artık insanlar geçinemiyor. Ya yeter, bir de yeter. 20 senedir bir de başkalarını deneyelim. Yeter. Siz de mi? Yeter. Doğru söylüyor. Var. Kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden? Birçok kişi birçok kez kaybetti. Yine kaybeder diyor. Yok, şu an kazanacak yani. Kesin. Çalıştıklarını, Kılıçdaroğlu ne yaptığını artık herkes görüyor. Adım adım da izliyorlar ve çok da iyi yerlere nokta atışı yapıyor. Bence kesinlikle yani, çok biliyorsunuz ben de sağ anketörüyüm. Bence Kılıçdaroğlu gelecek yani ve çok da destekleyeni var. Ve nasıl diyeyim ben size, başka siyasi partilere oy veren kişiler bile dönüş yaptılar yani. Bu da bence güzel bir şey. Gazi, evet.
hayalinizde bir cumhurbaşkanı adayı var mı efendim? Tabii ki. Kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Birçok kez kaybeden bir isim olduğu için biraz toplumun güveni sarsılmış durumda. Ne düşünüyorsun? Şimdi 6 partinin birleşmesiyle eğer Tayyip Erdoğan'ı yenemeyecekse ben bir şey demiyorum artık. 20-21 senedir hiçbir şey yapmadığı gibi bir de utanmadan geliyor cumhurbaşkanlığına adaylığını koyuyor. 21 senedir hiçbir şey yapmadı mı? Bence hiçbir şey yapmadı. Şu anda domatesin kilosu 30 lira, 35 lira. Fasulyenin kilosu 20 lira. Bu vatandaş nasıl geçinecek? Oy kullanacak mısınız? Evet. Kimdir cumhurbaşkanı adayınız? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Hiç benim şeyim yok, alakam yok. Burada yaşamıyor musun? Burada yaşamıyordum. Ermeniyim. Yani ne Ermeniyim? Senin cumhurbaşkanı adayın. Mansur Yavaş. Neden? Diğerlerine göre daha iyi gözüküyor gözüme. Peki kazanma ihtimali var mı sence? Ekrem İmamoğlu'na göre bence biraz daha az. Çünkü HDP'nin oylarından dolayı Mansur Yavaş eski ülkücü olduğu için HDP'nin oyları daha azalır diye düşünüyorum. O yüzden biraz daha az Ekrem İmamoğlu'na göre. Peki mevcut iktidardan niye memnun değilsin? Yaptıkları işleri beğenmiyorum. Ekonomik yaptıkları projeleri beğenmiyorum. Eğitim sistemini beğenmiyorum. O yüzden memnun değilim. İlk kez mi oy kullanacak? Evet. Senin çevren yaşıtların nasıl düşünüyor? Bana yakın düşünüyorlar. Birkaç tane daha farklı düşünen var ama bana daha yakın düşünüyorlar. Gönlünüzde bir cumhurbaşkanı adayı var mı? Var. Kim? Mansur Yavaş. Neden? Neden? Daha çok Anadolu insanı olduğu için, dürüst olduğu için onu daha çok seviyorum. Mevcut iktidar neden değişmeli? Değişmeli çünkü mental yorgunluğa girdi o yüzden. Ki Mansur Yavaş sizce Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında güçlü bir aday olabilecek mi? Bence olur. Kazanır mı? Kazanır evet. Gönlünüzde bir cumhurbaşkanı adayı var mı? O gönlümde var, Kılıçdaroğlu var ya. Nasıl sizce kazanabilir mi? Üst adam, temiz adam, çalmaz, çırpmaz. Halka eşit, millete eşit, dünyaya eşit. Atatürk ülkelerine bağlı benim gibi. Peki kazanabilir mi sizce? %100 kazanır. %100. Karşısına ne koysan kazanır. Millet artık anneyi konuyu öğrendi. Sizin gönlünüzde kim var? Bizim gönlümüzde Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim varsa o vardır gönlümüzde. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Birincisi seviyorum. İkincisi insan haklarına, demokrasiye bakış açısını seviyorum. Sizce kazanabilir mi Erdoğan karşısında? Kazanabilir. Bu sefer kazanacak. Birçok kez kaybetti. Olabilir ama bu sefer kazanacak. Çünkü insanların hem ekonomik hem sosyal hayatını bayağı bir baskı altına aldılar. İnsanlar şu an hiçbir şey yapamıyorlar. Alım gücü bayağı bir düştü. Yani böyle düşünüyorum. Gönlünüzde bir cumhurbaşkanı adayı var mı? Vallahi hangisi bu ülkem için doğru dürüst düşünerek mesleğini yapacaksa, görevini yapacaksa o gelsin. Gönlümde hiç kimse yok. İktidar değişmeli mi peki? Halkımın vermiş olduğu oyları göreceğim. Ben bunu yalnız başıma şey yapamayacağım, açıklayamayacağım çünkü. Ama seçimler geliyor, siz de oy kullanacaksınız. Kullanacağım tabii. Gönlünüzde bir cumhurbaşkanı adayı var mı? Cumhurbaşkanı adayı var. Kimdir? Tayyip Erdoğan. Devam mı? Evet. Ekonomi peki nasıl? Biraz sıkıntıda değil mi şu anda? Çok sıkıntıda, biraz değil. Nasıl olacak? Düzeltecek mi sizce mevcut iktidar? Yani açıkçası şöyle söyleyeyim. Hani daha iyi birini göremediğimiz için. Başka iyi birisi olsa diye düşünsek hani belki ona veririz ama şu anda yok. Kim gelse zaten bence kendini düşünüyor. Yani vatandaşı düşünen kimse yok. Ne olacak, Türkiye böyle mi gidecek? İnşallah düzelir diyoruz. Gönlünüzde bir cumhurbaşkanı adayı var mı? Ben. Siz mi olacaksınız? Kendim, çünkü hukukçuyum. Efendim şeyim de var. O popüler adam var yani. Adamlarınız mı var? Yani var yani. Siz mi olacaksınız aday? Evet. Geçecek misiniz barajı? Geçecek. Niye? Hukuk fakültesine orada çalışıyorum. Hukukçular mı bu ülkeyi yönetmeli? Çok zor. Yani matematik falan öyle bir şey yok yani. Mümkün yani. Gönlünüzde bir cumhurbaşkanı adayı var mı? Mansur Yavaş olabilir. Neden? Yani o bana daha akılcı geliyor şu anki durumlarda, ortamda daha doğrusu. Peki Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında güçlü bir aday olacak mı? Olabilir. Kazanabilir mi? Yani şu anda alternatif olmadığını düşünüyorum. Muhalefet partilerinin içinde bence en zorlayacak aday Mansur Yavaş diye düşünüyorum. Peki mevcut iktidarın devam etmesini neden istemiyorsunuz? Yaklaşık 20 yıl oldu yani, doğru mu? 21 yani. O yüzden bence bırakmalı yani. Teşekkür ederiz yapmış olduğu Türkiye için hizmetlerinden dolayı. Şimdi yeni bir siyasetçiyle bence daha doğru yani. Bir tane cumhurbaşkanı var zaten. Devam mı? Aday yok başka. Recep Tayyip Erdoğan mı adayınız? Doğru. Karşısındaki kimse var mı? Yok, daha belli değil. Başka bir aday çıkartılmadan konuşmamalı mıyız? Bence de. Yani bu gidişler de pek de çıkacak gibi de görünmüyor. Toplanıyor. Bir şey yok. Toplanıyorlar. Bugün açıklanan yerler açıklandı. Bilmiyorum artık. Hayırlısı diyelim. Peki Türkiye'nin gidişatından memnun musunuz? Ya şimdi her tarafında savaş, bir pandemi de çıkış var. Dünyanın her yerinde bir sorun var. Sadece bizde değil. Şu anda bazı fiyatları görüyoruz. Uçuruyorlar ama bir de genel bakmak lazım. Ben dersem bundan hepsi geçecek, bitecek. Mevcut iktidardan devam. Hayırlısı inşallah. Düzelecek mi sizce ekonomi? Önce de. Başka kim düzeltecek? Sizce var mı düzeltecek onu? Siz bana soru sormayın.
Ben soruyorum. O zaman bu işi ustası götürür diyelim. Ustasına bırakalım. Kimdir sizin Cumhurbaşkanı adayın? Kılıçdaroğlu diyeceği halimiz yok herhalde. Neden? Neden? Sabah dediğini akşam unutan insan. Neyi unutmuş efendim? Neyi unutmamış ki? Herhalde canlı yayınları seyretmiyorsunuz. Tayyip Erdoğan yine seçilecek yani. Başka alternatif var mı? Peki mevcut ekonomik durum biraz sıkıntıda ya. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Başka ilgisi var mı? Düzeltecek mi Erdoğan bu durumu? Düzelmese siz bu soruları soramazsınız ki. Nasıl? Düzelmese şu sorular sorabilir misiniz? Neden soramayalım ya? Demokrasi var, her şey var. Da ne olsun yani? Yani normal bir şey zaten bizim bu soruları sormamız. Memnun değil misiniz? Ekonomik durumdan bahsediyorum ben. Ekonomik her yerde aynı. Tüm dünyada. Bütün dünyada. Almanya'da da aynı, Hollanda'da da aynı, Belçika'da da aynı, Norveç'te aynı, Kanada'da da aynı. Her taraf aynı. Bütün dünyadaki ekonominin böyle zora girmesine ne sebep oldu? Bilmiyor musunuz? Büyük güçler, ekonomiyi ellerinde tutan insanlar. Başka alternatif yok. Düzelmeyecek o zaman. Vallahi hiç düzeldiğini görmedim. Hep mi böyleydi? Hep böyleydi. Yine bu iyi. Siz o zamanları hatırlamazsınız. Yağ bulamadığımız zamanlar vardı. Efendime söyleyeyim, şeker bulamadığımız zamanlar vardı. Yine buna şükredelim. Bak, şu anda rahat geçinebiliyor musun? Geçinmeye herkes çalışıyor. Sadece ben değil, benim iyi olmam önemli değil. Halkın iyi olması önemli. Ama tabii ki başka alternatif olsaydı keşke herkes oyunu versin. Ama halk genel itibariyle biraz şikayetçi bu ekonomik durumdan. Ya herkes şikayetçi, herkes haline şikayetçi. Yani iyi olanı yok ki. İyi olan kim? Bütün bağları elinde olan insanlar. Kim onlar? Ekonomiye sahip olan insanlar. O zaman bizim halimiz hiç düzelmeyecek mi? Bizim halimiz aydın bilinçli kişileri seçersek. Bugünkü İstanbul'un bu anki yönetimi memnun musunuz? Siz bana soru sormayın. Yani bak, ben arabamı kullanamıyorum. Neden kullanamıyorsun? Yani hiçbir şey yok ki. Mazot fiyatlarından mı? Mazot fiyatlarından değil. Koskoca İstanbul'da arabamızı park edecek yer yok. Ekrem İmamoğlu'nun hizmetlerinden memnun değilsiniz anladığım kadarıyla. Ya hizmet etmemiş ki memnun olalım. Arkadaş zaten beni çekmiyor. Teşekkür ederim. Gerçeği bu ablacık. Bak, ben Avrupa'da her yere gidiyorum. İnan ki Avrupa'da her yere gidiyorum. Almanya desem buradan daha kötü. Hollanda 15-16 milyonluk nüfus. Yine insanlar iyi. Ekonomiler iyi. Diğer ülkeler yemin ediyorum geçinemiyorlar. İnşallah gönlümüzden Mansur Yavaş geçiyor. Neden onu istiyorsun? Daha adaletli olduğunu düşünüyorum. Ankara'da uyguladığı politikaları beğeniyorum. Bunun bu yüzden şu anki mevcut adaylar arasında ilgimi çeken kendisi. Neden mevcut iktidarı beğenmiyorsunuz? Yani genel tüm halkın bulmuş olduğu problemler, görmüş olduğu problemler, kuru problemi, enflasyon problemi, artan kiralar, geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı. Yani şu an bir öğle yemeği yemek dahi. Yani tabii benim kendi cüsseme göre konuşmuyorum ama normal bir insan için bile 100 liradır, 200 liradır. Yani her gün öğle yemeği yemek bile 2-3 çarpı 30'dan 6 bin lira. Yani demek ki 3 öğün yemem için benim 18 bin lira maaş kazanmam lazım, kira hariç. O yüzden hayat pahalılığının da büyük etkisi olduğunu düşünerek mevcut iktidarın değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki Mansur Yavaş kazanabilir mi sizce? Güçlü bir aday mı? Yani şu anki adaylar arasında en göze çarpan ne olduğunu düşünüyorum. Gönlünüzde bir cumhurbaşkanı adayı var mı? Yani şu an pek emin değilim, yok gibi. Seçimler geliyor ama. Yani geliyor da tam kararlı değilim yani, kararı veremedim. Mevcut iktidar değişmeli mi peki? O kesin değişmeli. Neden? Yani çünkü artık hani daha ne olabilir ki değişmemesi için? O düşüncedeyim. Yani. Siz ne diyorsunuz? Yani benim de şu an net bir düşüncem yok aslında ama yani bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum ben de. Neden? Yani çünkü şu an kimse memnun değil aslında bakarsanız, hani ekonomi zaten ortada. Yani bazı şeylerin köklü bir şekilde değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Öğrenci misiniz siz? Evet. Nasıl gidiyor hayat? Hayat yani şartlar biraz daha iyi bizim açımızdan ama genele vurduğumuzda sıkıntılı. Sizin için neden iyi? Yani biraz fazla para alıyoruz herhalde. Siz? Yani aynı. Yani birlikteyiz genelde de. Ama şöyle bir şey var. Öğrenciyiz tabii ama hani çok rahat bir hayat yaşamıyoruz yani. Atıyorum bir Avrupa'daki bir öğrenciye göre. Ayarsak geçen seneye göre mesela. Geçen sene aldığım para mesela bundan neredeyse yarı yarıyaydı. Ama daha rahat geçiniyordum. Öyle söyleyebilirim yani. Yani neredeyse iki katını aldığım parayla daha kötü bir hayat geçiriyorum bu sene. Daha çok zorlanıyorum. Etrafınızdaki öğrenciler nasıl? Etrafımızdaki öğrenciler de bayağı hani sıkıntı çekiyor. Mesela şu an KYK bursu veriyor devlet, biliyorsunuz. Hani bazı öğrencilere 850 lira. Yani komik bir rakam. 850 lirayı 30'a vurduğunuzda günlük 30 lira bile yapmıyor neredeyse. Yani bu parayla siz dışarıda şu an döner yiyemiyorsunuz yani. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kafam çok karışık. Bir üniversite öğrencisi olarak kafam çok karışık. Neden? Kime oy vereceğimi bilmiyorum. Zaten Tayyip'i baştan eledim. Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet. Onu baştan eledim. Ondan sonra... Neden eledin onu? Ya bilmiyorum. Şu an ülkenin haline bakınca bilmiyorum yani. Şimdi yemek yemeye gideceğim. Ben eskiden ortaokula giderken 10 lira günlük alıyordum. Çok rahat geçiniyordum. Şimdi bir tane köfte yiyorum. 60 lira olmuş. Ben günlüğümün yarısını bir yemeğe veriyorum. Ümit Özdağ'ı düşünüyordum. Ümit Özdağ'a da detaylı bakmadım ama adamın tek vaati Suriyelilere göndereceğiz. Ondan sonra bak, çok iyi bir şey. Adamın ondan sonra başka vaatlerine bakıyorum, yok. Ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na bakıyorum. Onun da bir vaadi yok gibi geliyor. Bir de mesela HDP ortak aday falan çıkartacak ondan sonra. Ondan dolayı fazla sıcak bakmıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nda bir tek şey sıcak bakıyorum. Her partiden adam sokacaklar işte. Ondan dolayı mesela. Tek adam rejimi kalkacak diyorlar. Demokrasi istiyorsun yani. Aynen. Sosyal demokrat bir ülke kuracaklarını söylüyorlar. Ne kadar inanılır bilmem. İnce'ye bakıyorum. O güzel şeyler söylüyor da bilmiyorum. Onun kazanma potansiyeli var mı bilmiyorum. Yani o yüzden kararsızım. Yüksek ihtimal Mansur Yavaş çıkmazsa boşaltmayı düşünüyorum.